Evet, herkese tekrar merhabalar. Bir kuşak sınavında daha beraberiz. Biraz önce beyaz kuşak sporcularımızın sınavını bitirdik. Şimdi de sarı ve sarı yeşil kuşak sporcularımızın sınavına geçeceğiz. Yanımızda Şakir hocamız var. Şakir hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Şakir hocamız Eskişehir'den geliyor. Birkaç sınav önce yine birlikteydik Şakir hocamızla. Sarar Spor Kulübü baş antrenörü, milli takım antrenörlerimizden kendisi. Ben şimdi kendisine hemen kısaca bir şeyler söylemek için sözü veriyorum. Çocukların nazarında izleyen tüm velilerimize de başarılar diliyoruz. Eminim çocuklarla birlikte onlar da tekvandoyu öğrenmiştir büyük ihtimalle. Birlikte çalıştığınızı eminim. Gelirken de gördük birkaç çocuk. Dışarıda bile çalışmaya çalışan çocukları gördük. Eminim hepsi başarılı olacaktır. Hepinize başarılar diliyorum çocuklar. Size de başarılar hocam. Evet, sağ olun. Çocuklarımızı da görüyorsunuz. Arda Bey şöyle gösterirse. Hepsi pırıl pırıl. Heyecanları var. Biliyoruz, farkındayız ama birazdan o heyecanları ortadan kalkacak. Yaklaşık 45 gündür çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu çalışmaların neticesinde bugün bunun sonuçlarında bir aksilik olmazsa alacağız. Ben herkese iyi seyirler diliyorum. İnşallah güzel sonuçlar. Çocuklarımız bir üst kuşağı geçerler. Tekvando'da bizi güzel yerlerde temsil ederler. Bizim geldiğimiz seviyelerin daha üst seviyelerine umarız gelirler çocuklarımız. Amacımız onlara tekvando sporunu en doğru, en güzel şekilde öğretebilmek. Çok güzel bir sporla uğraşıyorlar. Çok kaliteli bir spor branşıyla uğraşıyorlar. Tekvando biliyorsunuz olimpik bir spor branşı. Ve Türkiye'de de en fazla lisanslı sporcuya sahip uzak doğu sporlarının başında geliyor. Ben tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Çocuklarımıza da başarılar diliyorum. Sınavda görüşmek üzere. Yeter ya.
olmadı gibi. Değil mi? Niye? Heyecandan mı yoksa çalışmamaktan mı? Heyecandan mı? Heyecan aracılıklar var mı? Ben çalışamadım diye. Sorularda biraz daha cevher olmaya bakın. En azından oradaki eksiği buradan tamamlayalım, oldu mu? Yani elimizden geldiğince uçaklarımızı almayı sağlayalım. Evet, bir anda söyler misin? Yağmur. Yağmur. Sen ne anlatacağını biliyor musun? Başla bakalım. Hatırlıyor musun? Ne? Ne konuştuk seninle? Tamam, ben anladım. Tekvando ne için? Kaç kısımlar oluşuyor peki? 4 kısımlar. Sayar mısın biz onları? Tebrik ederim. Çak. Aferin. Adını söyler misin bize? Rüzgar. Efendim? Rüzgar. Rüzgar. Niye ses söylüyor? Rüzgar gibi bir ses çıkar ya, büyük ses çıkar. Sorduğum sorulara ses yüksek gelsin, tamam mı? Ne kadar bağırarak göz güvenli cevaplarsan senin için o kadar iyi olacak. Tekvandonun kısımlarından iki tanesini söyle bakalım bize. Hani kaç kısımdan oluşur diyoruz ya. Az önce sorduk mesela bak. Dördünle saydı. İyi dinlerseniz bir sonraki soru aynı şekilde farklı bir kişiye gelebilir. İyi dinleyin sorunun cevabını. Bize o zaman sarı kuşağın anlamını söyle. Sana sıra gelince söyle. Bir soru daha soruyorum. Cevaplayamazsan senin kuşak riske girer. Okey. Tekvando nedir? Bunu da cevaplarsın herhalde. Tekvando çıplak elle yapılan bir spordur. Şey. Tekvando çıplak elle yapılan bir ayakla yapılan bir spordur. Tamam, rüzgar için teşekkür ederim. Sade. Evet. Sade. Bu saman kurallarından iki tane sade söyleyeceğim. Hocam, bir selamlama. Önce bayrağı, sonra hocayı. İki, sessizlik. Tamam. Şöyle dolu dolu da bir tek balonun tanımını yap bize bakalım. Anladım. Çıplak el ve ayakla yapılır. Hangi ülkenin spor başları? Kore. Teşekkür ederim. Bazı olarak geliştirilmiş. Aferin sana. Teşekkür ederim. Merhaba. Benim ismim Cemil Yıldız ve tanıştığınız oldu. Ben de memnun oldum Denizciğim. Biraz hareketsiz arkadaşlar. Sakin arkadaşların konsantrasyonu bozulmasın. Demin salon kurallarının iki tanesini sor. Dinlediysen, diğer ikisini de sen söyler misin? Ya da dinlemediysen dördünü birden söyleyebilirsin. Dördünü birden söyleyeyim. Tamam. Selam verme. Önce bayrağı sonra hocaya. İki, sessizlik. Üç, salona uygun kıyafetine girmek. Dört, sigara içmek ve içenleri uyarmak. Tamam, nasıl uyarıyoruz? Döverek mi uyarıyoruz yoksa sözle mi? Konuşarak. He? Konuşarak. Konuşarak. Tekvandocu zarar vermez değil mi? Aslan parçası. Aferin sana. Merhaba. Ben Ufuk Kartal memnun oldum. Bilmiyorum. Oğuzhan Ufuk Kartal memnun oldum. Ben de çok memnun oldum Oğuzhan'cığım. Oğuzhan'cığım. Sen bir şey anlamadan sorayım. Olur. Hadi biz size bir anlat bakalım. Çok sağlık anladım. Dedi. Nasıl bir tohum toprağa dikildikten sonra bir müddet sonra kök salınmak anlamındaysa tekvando yeni başlayan sporcular da kök salınmak anlamındadır. Oo, Oğuzhan çalışmışsın. Çok belli bak. Çalışan belli oluyor arkadaşlar. Oğuzhan hangi spor kulübünde eğitim alıyorsun? Ayol spor. Hocanın adı nedir? Volkan. Eve gelelim. Aferin sana. Merhaba. Merhaba.
Sen geçen çok heyecanlıydın. Sen niye bu sefer çok heyecanlandın böyle? Kupsiyi karıştırdın orada falan. Ama senin heyecandan karıştı. Ben gördüm. Niye? Şimdi tohumu toprağa attık artık. Bak sarı. Sen artık heyecanını yenmen lazım. Bununla mücadele etmeyi öğreniyor olabilmen lazım. Sadece sarıyı yeşile geçeceğim için çok heyecanlıyım, o kadar. Hmm. Ondan sonra yeşile geçeceğim için heyecanlıyım diyeceğim. Evet. O bitmez. Sonra bunun danları falan hiç bitmez o. Sen heyecanlı yenmeyi öğren, tamam mı? Şimdi, hadi sen de bize tek bazı danlarını söyle. Kaç kısımdan oluşur? 4. İster ikisini say, ister dördünde say geç. Sana bırakıyorum. Anlayamadım da tekrar. Kaç kısımdan oluşuyor? 4 dedik ya. Bu 4 taneden 2 tanesini saymak istiyorum. Ama istersen dördünü de sayabilirsin. Dördünü de sayacağım. Yani iki tane sayacağım. Kumsa hıyan. Kumsa ve hıyan. Teşekkür ederim. Başarılar. Ya çok sert. Merhaba. Sen bayağı çalışmışsın. Özgüven yüksek. Evet. Önce bize kendini tanıt. Sonra kalan ikiyi tamamla. Benim ismim Arya. Arya. İkinci adım Derin. Soyadım da Aydın. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Az önce hani salon kurallarımız salon kuralları diyorum. Tekvando kaç kısımdan oluşur saydı? İki tanesi. Kalan iki tanesini de sen sayar mısın? Müsabaka ve kırış. Diğerini hatırlıyor musun diğerlerini? Hadi 4 tane say. Kumse, hıyak, müsabaka, kırış. Bize bir de beyaz ve sarı kuşağın anlamını söyler misin? Sarı kuşak kaslanma. Beyaz kuşak da saflık temizlik. Aferin sana. Hangi spor kulübünde eğitim alıyorsun? Hocalarının adını sayar mısın? He, o üçüncü beni oturuyor orada. Yok değil mi? Yok. Eve gelelim. Öyle bir şey görmedim. Gerçekten görmedim. Bak hiç çalışmadım. Ya, manipüle ediyorsunuz. Hayır, yapmıyoruz hiçbir şey. Direkt sorduk. Hayır, bir de o da daha önce eski öğrenci. Kızım şöyle sen. Ama seni tanımıyorlar. Bu seni. Seni tanımıyorlar ya. Sen yapacak bir şey yok. Arkadaşlar, tebrik ediyorum. Rüzgar değil mi? Rüzgar değil mi? Bir dakika uçak imtihanında sen çatır çatır cevap verin. Ve bir dakika uçak imtihanında Volkan hocamız da şahidim olsun. Kumseler eğer sıkıntılı olursa burada biraz daha sıkıntılı uçak imtihanı yaşarız. Çünkü artık sarısınız arkadaşlar, dediğim gibi toprağa attık da oldu. Artık sizin heyecanla baş etmeniz gerekiyor. Anlaştık. Hazır. Çağırın. Hocam. Hüküm. Tebrik ederim. Alkışlayın arkadaşlar. Min. Abku bir alem. Bir. İki. Üç. Min. Moldo. Maki. Bir. İki. Tabii sana. Öyle kalın. Var oğlum.
Bir kere daha yapacağız, tamam mı? Yavaş ve sakin geleceğiz. Hızlı yapmanıza gerek yok. Hepiniz biliyorsunuz. Çubi, pranamşi, sice. Deniz, sana kolay bir şey soralım, olur mu? Ne soralım? Karıkuşağı alanını söyler misin? Öf salma. Tekvando kaç kısımdan oluşur Deniz? Dört. Sayabilir misin bize? Yak, Buse, Müsabaka, Kreş. Aferin, çay. Bravo ya, aferin sana. Merhaba. Adını söyler misin bize? Ha. Sen bize tekvandonun anlamını söyler misin? Tekvando anlamı tek ayak, yan, el, dört yapmak. Çagi nedir? Çagi ayak. Peki el vuruşunun peki korecisi nedir? Tersten sorayım de. Çayıya benziyor. Hatta bir harf farklı. Evet. Çiğli. Çiğli. Ya. Dedi ki büyük gözükenlerin savunmaları çok ağır olsun. Hazır mısın? Evet. Dört eski kurallarını say bize. Dört salon. Salon kuralları. Aynen. Antrenmanda sessiz olmak, hı-hı, salona uygun kıyafetle gelmek, hı-hı, salon çevresinde kötü alışkanlık yani sigara içenleri uyarmak, kötü alışkanlıklardan uzak durmak ve önce bayrağı sonra hocaya selam vermek. Tebrik ederim. Beyaz kuşağı mutluluğumuz ise. Beyaz kuşağı mutluluğumuz ise. Evet, buna başlarken ilk yaptığımız teknikler. Buna başlarken önce aramak. Daha zorlaştıracağız mı? Yeterli mi? Çatır çatır. Tebrik ederim. Ha? İki olur. Kıvanlık buluşur, sana soracağım şimdi. Merhaba. Merhaba. Adını söyler misin benim? Asya. Asya. Tekvando kaç kısımdan oluşur? Dört kısımdan oluşur. Bize bir de beyaz ve sarı kuşağın anlamını anlatır mısın? Tamam. Öğrenmek istiyoruz. Beyaz kuşak saflık, temizlik ve masumiyeti simgeler. Evet. Tekvando'yu yeni başlayan sporcular takar. Sarı kuşak ise kök salmak anlamındadır. Nasıl ki tamam, bir müddet sonra kök salmaya başlarsa sarı kuşağı geçen sporcular da tekvando dünyasına kök salmıştır.
Çok güzel anlattın. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Başarılar. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Tanıtır mısın kendini? Ben Utku. Utku, çok memnun oldum. Utku, sen bize tekvandonun bir tanımını, genel şeyini böyle bir rahat rahat aklına geldiği kadar bir anlatır mısın? Kelime mi? Neyi geliyorsa aklına? Tae, ayak, kum, el. Do ise bu savunma sporunu yaparken izleyeceğimiz yol. Tamam. Nerenin bir spor dalı bu? Güney Kore herhalde. Evet. Ama söylentilere göre değil diyorlar. Emin miyiz burada? Evet. Uganda'da söylüyorlar ama. Uganda diye söylüyorlar artık. Moritanya'da diyorlar ara sıra. Kore olduğuna eminsin. Eminim. Tamam. Sen Kore diyorsan doğrudur. Hangi spor kulübünde eğitim alıyorsun? Bir de hocanın adı ne? Volkan. Diğer hocanın? Yağmur. Ha, başka yok değil mi? Var. Var mı? Arada bir geliyor hocam. Ha, arada bir gelenlerle işimiz yok. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Nasılsın? Çok heyecanlısın sen. Adını söyle de biraz sohbet edelim sen. Heyecanlısın. Nas. Nas, sen ne anlatacağını biliyorsun galiba. Değil mi? Başla bakalım. Evet. 21 yılımı aşkın bir zamanlar beri Kore'de bağımsız olarak geliştirmiştim. Çıplak ve el yapılan uluslararası savunma sporudur. Tamam. Bir tane daha konuşmuştuk. Nasıl bir soru? He, hadi anlat onu da. Safsak temizlik ve mağazası meclisin gider. Yani başlangıçlar beyaz kuşağı takar. Aferin sana. Güzel çalışmışsın. Merhaba. Salonun en güzel kız galiba. Olabilir. Hepsi güzel gerçi ya. Evet. Hayır da demiyoruz. Adın ne? Rümeysa. Rümeysa. Rümeysa, sana bırakalım mı? Bir şey anlat bize. Tekvando hakkında bilgilendirme yap bize. Mesela ben dışarıdan birisiyim. Ya sana dümdüz bir soru soruyorum. Niye yapıyorsun? Bu spor neden yapıyorsun? Anlamadım. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Bana bir anlat, beni ikna et diyorum sana. Dışarıya nasıl anlatacaksın? Nasıl anlatırsın? Sohbet ediyoruz arkadaşlar. Çıplak yerde çıplak hareketler ve Güney Kore'de bağımsız olarak geliştirmiş. Mesela arkadaşın sana ikna olmadı, çok mu zor, ben yapabilir miyim dedi. Çalışırsak. Olur diyorsun. Zor mu peki? Yani. Çalışana hiçbir şey zor değil, değil mi? Tebrik ederim. Aferin. Bu grubun bir hocam, bir ayak açmasını istiyorum ama. Bir ayak açalım şöyle. İleri görelim, geri çıkabilirsiniz. Yavaş.
Şimdi biz de aranızdan çıkacağız. Arkadaşlar sakin olacaksınız. Heyecan yapmayacaksınız. Bu seyir yapıyorum diye hızlı da yapmayacaksınız. Hızlı yapan yanındaki kafasını karıştırır. Ona göre senkronize yapacaksınız. Tamam mı? Hepiniz aynı anda yapmayacaksınız. Bir kere daha. Buna bir şey değil. Bu seyir tekniği iyi çarptı. Sizce? Kaç kısımdan oluşur? İki tanesi alalım. Dört kısımdan oluşur. Pumse ve Hıyan. Bize çagi nedir, çigi nedir? Çagi ayak vuruşu, çigi el vuruşu. Tebrik ederim. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Merhaba. Nasılsın? Adını bağışlar mısın? Benim adım Berk Karabalan, soyadım Berk. 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 Berk bize sen de tekmanın tanımını yap bakalım. Anlamı da olabilir. Güzel dua ediyordun sen oturduğun yerde ya. Çok merak ettim. Hangi dualar oldu? Söyler misin? Ciddi soruyorum. Şaka yapmıyorum. Sadece dua. He? Sadece dua. Nasıl? İşe yaradı mı sence? Bence yaradı. Ufak ufak şaşırdı ama. Yapıyordu değil mi? Evet. Bartu bize tekvandonun anlamını söyler misin? Tekvandonun anladı. T ayak, du el, du ise tekman bu sporu yaparken izlenecek yol.
Tamam. Beyaz, sarı ve yeşil. Bu şartların anlamlarını söyler misin? Beyaz, saflığı ve temizliği temsil eder. Yeni başlayan sporcular takar. Sarı kuşak, kök salmak anlamındadır. Yeşil kuşak, sürgün etmek anlamındadır. Teşekkür ederim. Aferin sana. Merhaba. Merhaba. Adım Zeynep Melek. Soyadım Zeynep. Zeynepciğim, senden de yeşile kadar onlar aldık. Mavi ve kırmızıyı sorsak cevap alabilir miyiz? Kuşak anlamı. Geçelim onu madem. Sana da şeyi soralım. Makinedir. Blok. Peki çivi? Yumruk vuruşu. Ya, birinci kursaya başlarken yaptığımız ilk tekniği yani. Yani ilk bloğu da diyebiliriz. Tamam. Yani bir blokla başlıyorsun ya. Alt seviye blok. Aramak. Aferin. Tebrik ederim. Evet, adım özgüveni adım. Yüksek adam. Buyur. Adım Abdülkadir Avcı, soyadım Avcı. Soyadım Avcı. Soyadım Avcı. Tahmin ettim zaten hızlı girince konuya. Abdülkadir, sana soracak kalın bir soru arıyorum ya. Valla. Hocam sorularımızı ben zor hangisi? Benim sorum 10 milyon hocam. Verdiği cevabı özgürseydin. Ben biliyorum anne. En zorlandığı soru. Tamam, seni uğraştırmayacağım ama. Tek bandanın anlamı da demeyeceksin. Ha? Salon kurallarını soralım sana dörtesi. Ha? Dörtesi. Bir, selamlama önce bayrağı son hocaya. İki, sessizlik. Üç, sonunda uygun kıyafetle dolaşmak. Dört, sigara içmemek. İçenleri uyarmak. Hı-hı. Kötü alışkanlıklardan uzak durmak. Hangi salonda antrenman yapıyorsun? Ayvalık Spor Kulübü. Hocaların adı? Volkan Sarsan, Yağmur Baysan, Mustafa Çavuş. Bunu tarihe... Hocam tarihe not düşüyoruz bunu. Bir sporcumuz, bir Mustafa hocamızı. Evet, Mustafa hocamızın adını ve soyadını söyleyerek evet, kendisini tebrik etti. İnsan ayırmak istemediğim için. Yoksa... Yürüyorum ben. Gelmeyecek yok zaten bundan sonra. Sırf senin için geldim. Olsun. Olsun. Merhaba. Merhaba. Benim ismim Alperen, soyadım Bozkır. Alperen çok memnun oldum. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Siz nasılsınız? İyi. Heyecanlı mısın? Biraz da sıkılmış gibisin herhalde. İyi misin? İyiyim. Tamam. Volkan hoşuna tanışalım diyorlar. Bir ara baş başa konuşalım. Saso çelegi yani beyaz kuşağın kulisesi, sarı çelegi. Bunu ilk başlangıcında yaptığımız yerini hatırlıyor musun? Zaten dört tarafa da aynısı yapıldığı için başını istiyorum senden. Neyle başlıyorsun lan? Aramak. Evet. Sonra yumruk. Doğru mu? Sen bize kaç kısımdan oluşur tek bando bir sayabilirsen? Bir pompse, iki hıyam, üç müsabaka, dört kırış. Aferin. Tebrik ederim. Evet, Gazi. Bize bir tanıt kendini. Merhabalar hocam, ben Rüzgar, soyadım Kebençöer. Rüzgar'cığım, sen de güzel bir tek bando nedir? Bize bir tanımını yap şöyle, gür sesin maşallah. Tek bando nedir? Tek bando 20. yüzyıldan itibaren çıplak el ve çıplak ayakla yapılan, bilimselliği kanıtlanmış olan tek savunma sporudur. Güney Kore'de yapılır, her yaştan insan yapabilir. İnsan vücudunun sağlığını, ahlakını geliştirir. Tebrik ediyorum. Arkadaşlar, biraz daha sessiz olalım. Siz de buraya geleceksiniz. O zaman görüşürüz. En çalışkan öğrenci. Nasılsın? Benim adım Adaş, soyadım Polat. Adaş, sen çok çalışmışsın. Ben seni çok fazla yormayacağım. Bir iki tane şey sorayım sana. Olur mu Adaş? Sen bize şeyi söyle. Özellikle soruyorum sana bu soruyu. Salon kurallarını söyle. Kötü alışkanlıklardan uzak durmak.
Şimdi bak, bu salon kuralları konusunda biraz eğilimin olsaydı, seninle ilk konuştuğumuz konuları konuşmuyorum. Bir şey öğretiliyorsan arkadaşlar, mutlaka altında bir şey yatıyordur. Salon kurallarını öğrenirken, aslında burada yapmanız gereken güzel, kötü şeyleri de alıp geçiyorsunuz. Biraz, bir dahaki bir şey iptalde senden güzel şeyler bekliyorum. Beni utandırma, tamam mı? Çek. Merhaba güzellik. Merhaba. O dövmeler bir çıkmasaydı, öyle kalsaydı. Ama yakışmış sana, biliyor musun? Yok. Hep böyle misin? Hayır. Alçak görünür müsündür hep böyle yani? Hep öyleyim. Bana mı böylesin? Yoksa heyecandan mı böyle oluyor? Heyecan. Normalde yani sevinmeyecek bir insan değilim, değil mi? Evet. He, tamam o zaman. Ben bir beni sevmediğini zannettim de. Üzüldüm yani. Çok heyecanlısın. Hadi adını söyle bize de bir artık yumuşayalım şöyle. İrem ve Gültekin. İrem Gültekin. Evet. İrem ne sorayım sana? Kaç kısımdan oluşur? Tamam, İrem bize tekvando kaç kısımdan oluşur? Oluşur. Onu sayacak. Buyurun, dinliyoruz. Aferin sana. Çak. Teşekkür ederim. Bak bitti. Heyecanlanacak bir şey yokmuş. Evet arkadaşlar. Çağırıyorum.
geçmiş sıraya ben yana kaç adalarınızı yazmayın. Evet, seni tanıyalım. Ben Daniel. Daniel. Daniel, tekvandoyu seviyor musun? Seviyorum hocam. Nedir peki tekvando? Tekvando. Evet. Kelime anlamını biliyor musun peki tekvandonun? Evet. Kelime anlamını biliyorum. Söyle. Kısımda var. Daniel biraz çalışmadık galiba. Evet ama sadece Pomse'ye çalıştım ama kağıtta çalışamadım. Sözlüğe de çalışmamız gerekiyordu. Tamam çünkü geç kaldım da. Tamam geçiyoruz Daniel. Evet seni tanıyalım. Berrak'ın elbisesine ne isim veriyorduk? Dobor. Salon kurallarını say bakalım Berrak'cığım. Salon. İki tane söyle. İlk önce bayrağı, sonra hocaya selam vermek, bir de sessizlik. Aferin. Şarkı, sen de diğer iki kuralı söyle bakalım. Temel salon kurallarında. Salonda kıyafetle dolaşma. Evet. Son kuralımız neydi? Dördüncü. Zararlı alışkanlıklardan uzak durmak, değil mi? Yeşil kuşağın anlamını söyle. Sarı kuşağın anlamını söyle bakalım. Kök salmak. Tamam. Hocanın adı ne biliyor musun? Volkan Hoca'yı. Soyadı ne Volkan Hoca'nın? Serçok. Tamam. Evet, seni tanıyalım. Melisa. Çelgi ne demek? Çagi, apça gidiyoruz mesela. Ayak vuruşu. Ayak vuruşu değil mi? Makine demek? Monton maki yapıyoruz. Makine demek? Blok. Tekvandonun kelime anlamını söyle lütfen. Evet. Kelime anlamı taekwondo. Ne demek bunlar? Az gelirken okumuştum ama unuttum. Evet, yeteri kadar çalışmamışız sayın seyirciler. Seni tanıyalım. Berat. Berat, sen söyle tekvandonun kelime anlamını. Tan, ayak vuruşu, kulon, el vuruşu, dolayısıyla bu sağlama spor izleyince yok. Güzel, sağlama sırlarından iki madde verebiliyoruz. Güne bir bardak su ile başlamalıyız. Salatamız bol çeşitler oluşmalı. Güzel. Çınar. Birinci Pumse'de bitiriş tekniğimizin adı. Bande çiriye. Güzel. Ayak duruşu nedir? Çege. Ayak duruşu nasıl? Bitirirken. Ab sogi mi? Ab kubi mi? Bitirirken. Ab kubi. Ab kubi. Güzel. Geçiyoruz. Aysima. Tekvando nedir? 20 yılı aşkın bir zamandan beri koruda bağımsız olarak geliştirilmiş. Bilimselliği katlanmış, uluslararası çağdaş ve niteli kazanmış savunma sporu. Güzel. Emre, beyaz kuşağın anlamını söyle bakalım. Masumiyet. Kimler takar beyaz kuşağı? Tekvando'ya? Tekvando'ya ilk başta kuşak. Beyaz kuşak takar, aferin. Güzel. Zeynep. Hangi kulüpte eğitim görüyorsun sen şu an? Ayvalık Spor Kulübü'nde hocam. Sarı kuşağın anlamını söyle bize. Sarı kuşağın anlamı kök salmak. Nasıl ki bir tohum kök salar, yani toprağa atıldıktan sonra kök salar bir dünyaya merhaba derse, sarı kuşağı geçen bir sporcu da tekvando prensiplerini öğrenmiş demektir. Güzel. Evet, tekvando hangi ülkenin sporu senin? Kore. Hangi Kore? Güney Kore. Güney Kore. Güzel. Sağlığın sırlarını iki madde söyle bize. Tuz ve şekerden uzak durmak, paketli gıdalar uzak durmak. Aferin, güzel.
Evet. Hazır. Çay. Çay. Oturalım.